Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerden karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunda sunumuz. Kıynamsız ıqtanlar ekranımız olsun. Xitay ıslahat namıda Uyghur tibabetini əmeldən kaldırışqı urunmaqda. Xitay rejimi uzun tarihki iki Uyghur tibabetini əmeldən kaldırışqı urunuvatkan bolup, atalmış Uyghur Abnum Raylıq Partikom işxanesi, atalmış Uyghur Abnum Raylıq Xalık Hükümeti işxanesi yezikeni davalaş saklıq-saklaş sistemisiga alaqadar bir neçe tedbirini besip tarqatkan. Xitayning Sharqi Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining 10 yanvar xabar qilishicha, Sharqi Turkistondagi Xitoy rejimi atalmish islohotni yanada cho'nqirlashtirib, yezikanatlarning davolash sog'liqni saqlash sistemasining sog'lom taraqqiyotini ilgari surish to'g'risidagi bir qancha tadbirni e'lon qilgan. Tadbirda Xitoy tibabati bilan G'arb tibabatiga teng ahamiyat berishni cho'ng turib, yezikanat davolash sog'liq saqlash apparatlarining Xitoy tibabati dorigarlik mulozimati ta'minotining kengaytirilganligi 2025 yilga borganda butun Sharq Turkistondagi 95% yezi bozor shifoxonasi davlatning asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash apparatlarining mulozimat iqtidori asosiy o'lchamiga 15% atrofida yezi bozor shifoxonasi mulozimat iqtidori tavsiya o'lchamiga yetib mahalla doktorxonasidan 52 qurildiganligi, kanit shifoxonalarining nisbati 30% dan oshirildiganligi bayon qilingan va shundoqli barliq yezi bozor shifoxonalarida Xitoy tibabati sariyi ta'sis qilinib, Xitoy tibabati dorigarligiga mos keladigan texnikalar qilinib, kengaytirilganligi, Xitoy tibabati turidagi doktorlarning shu apparatiki doktorlar umumiy sonida egilgan nisbati 25% dan oshirildiganligi, kanit shifoxonalarining Xitoy tibabati dorigarligi mulozimati bilan ta'minlaydiganligi ta'kidlangan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri Uyg'urlarning barliq madaniyatini yo'qotishga urinib kelganligini, Xitoy yaqinqi yillarda Sharq Turkistonda ochiq oshkora ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilikka mos qadamda Uyg'urlarning shonliq madaniy meroslarini o'zining qilib olgandan boshqa o'rniga Xitoy madaniyatini dastitish uchun harakat qilayotganligini bu qatim e'lon qilingan atalmish tadbirning mo Xitoy tibabatidan farqli bo'lgan uzun tarixga ega sistemalar Uyghur tibabatini əməldən qaldırış, sıxıb çıxırış üçün oturğa çıxarğan rəzil planı ikənlikini bildirişməkdə. Amerika Kengash Palata əzaları Tayvan demokratiyasını qollaydığanlığını təkidlədi. Amerikanın neçe olgan parlament azası Tayvan demokratiyasını kollaydıgan bir kararını oturgu koygan bulup, bu hareket Tayvan saylamağı bir neçe küllü kalgan bir payeti oturgu çıkanlığı üçün Xitayını qattı gazaplandırdıgan bir hareket bolgan. Fransiya Xalqara Radiosinin bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash Palatasidagi jumhuriyatchilar ve demokratlardan kam deganda 28 palata a'zosi Tayvan demokratiyasini qo'llagan. Qarorda Kengash Palatasi Amerikaning barliq kuchidan foydalanib, unumlik cheklash orqali Tayvanning o'zini qo'g'dishini va xalq demokratiyasini qo'llashni qaror qildi, deyilgan. Mazkur qarorda Tayvanning qonun bilan idora qilinishi, hayotiy kuchga to'lgan fuqarolar jamiyati, ko'p xillashgan iqtisod va muqim siyosiy tuzumi maqtalgan va Xitoy kommunist rejimining navbatdagi vaziyati bilan selishtirilgan. Bildirilishicha, Jumhuriyatchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Don Sullivan va Demokratchilarning Kengash palata a'zosi Tim Kaine bu qarorni birlikda qo'llagan. Qo'llovchilar mazkur qarorning bu hafta birdek ma'qullanishini umid qilgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatdagi saylovning yiqilishiga agishib, Tayvan xalqi Xitoy Kompartiyasini qo'llaydigan zo'r miqdordagi yolg'on uchurlarga duch kelmoqdikan. Isroilning G'azzadagi irqiy qirg'inchiligi haqida isbot anglash boshlandi. Janubiy Afrikaning Isroilni irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining eng yuqori adliya organiga arz qilish delosi haqidagi isbot anglash bugun Gollandiyaga joylashgan Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasida boshlandi. Fransiya Xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xalqaro jinoyatlar sudiga sunilgan 84 betlik arznomada Xalqaro sud Isroilning irqiy qirg'inchilik shakllantirilgan barliq harbiy hujumlarni darhol to'xtatish va G'azza xalqiga qilayotgan hujumini to'xtatish haqida tezdan buyruq tushirishga chaqirilgan. Ammo sudchilar bu dialogni bir necha oydan keyin ondan hukm chiqaradi ekan.
Bildirilishicha bu Janubiy Afrika Jumhuriyatining tunji qatim xalqaro jinoyatlar sud mahkamasiga arz sunishi bo'lib, Janubiy Afrika xalqaro advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi Jon Dugard Amal Kiloni qatorliq donliq advokatlarni avatgan. Jon Dugard ilgari Birlashgan Davlatlar tashkilotining Falastindagi kishilik huquq masalasi alohida to'xtalishi bo'lgan. Advokat vakillar ömekide yana Janubiy Afrika'nın sabık prezidenti Jacob Zuma'nın türmege solunuş dilosu'a katnaşkan Tembika Nikko Kaitobi mübarekken. Janubiy Afrika Adliya Ministeri Ronald Lamo Lamo Janubiy Afrika'nın İsrailiyana ayıplışını kollaş üçün vakillar ömekini başlap mezgür sotku katnaşıdıkken. İsrailiya baş ştab başlığı Livan'a hücum kılışının signalini berdi. İsrailiya armiyası başta başlıqı Herzi Xalevi İsrailiya askerlerinin Livan'da veyran kılılmaydıgan yer yokluğunu ilgir sürdü. Türkiye Avazı Radyosu haberde kayıt kılınışa İsrailiya armiyası bayanat ilan kılıp Herzi Xalevi'nin Gazze'deki İsrailiya askerleri bilen körüşkendi bayanat verip İsrailiya armiyasının Gazze'deki kuruqlu kocumlarda muvaffakiyet kazanğanlıqını ilgir sürgeligini ve uyerdeki askerlerge xitap kılıp Gazze'de siler kirip veyran kılılmaydıgan 1 kilometr yer mi bolmağanğa oxşaş Livan'da mı siler kirip yoqtalmaydıgan bir rayon yok. Silerini zörür bolğan çaylarga oğrullaştırımız. Siler mi uyerde kılışkı tegişlik işlerini kılısılar digerlikini bildirgen. İsrailiya armiyası bilen Hizbullah arasında 8. Oktyabrdan bu yan devam kılıvatkan tokunuşlarda hazırgıçı 28 Livan puhrası, 159 Hizbullah azası, 5 İsrailiya puhrası ve 9 İsrailiya askeri ölgen. Növete İsrailiyanın Gazze'ni kalaymaqan bombardıman kılışı devamlaşıvatkan bulup, hücumlarda hayatıdan ayrılgan Palestinlikler 23.357'ye yetken. Pakistan, Türkiye ve Saudi Arabistan müdafiye hemkarlığını küçeytişke törüşmaqda. Pakistan, Türkiye ve Saudi Arabistan yeni müdafiye teknologiyelerini terakki kıldırış üçün yakın hemkarlık münasibetlerini ornatışını ümit kılmaqda. Türkiye Avazı Radyosu haberde kayıt kılınışça, Pakistan'dan Rawalpindi şehirde Pakistan, Türkiye ve Saudi Arabistan armiyasının vekilleri müdafiye sanayide de öz ara hemkarlıkını küçeytiş doğrusu da yığını ötküzüp fikir birliği hasıl kılgan. Pakistan armiyasının ahbarat merkezi bayanat ilan kılıp, 3 devlet harbi vekillerinin Rawalpindi şehirde körüşkerlikini bildirgen. Bayanatı kayıt kılınışça, 3 taraf müdafiye hemkarlığı yığınının 2. günü de müdafiye teknologiyalarını terakki kıldırışta hemkarlaşış mümkünçilikleri müzakir kılıngan. Yığında vekiller yeni texnika, maliye ve ixtisaslı xadımlarını bir yerge yığışının ähmiyetini ortak nişanğa yetiş hem de müdafiye sahasıda müstakil buluş üçün zörür ikenlikini təkidligen. Devletin tunji qatimliq yig'ini buldur avgustda Saudi Arabistan paytaxti Riyadda o'tkazilgan bo'lib, 3-chi qatimliq yig'ini fevral oyida Riyadda o'tkazilgan dunyo mudofaa sanoati yarmankasiga to'g'irlangan holda ekildi ekan. Erdo'g'on puroyimizni olam bo'shlig'iga avatishga nihoyati oz qoldi dedi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan devletlik alem katnışı planına asasen tüncü kıtım bir Türkiye puhrasını ilimpen ömeki bilen birlikte alem boşluğuna evetiş nişanına yetişke intayin az kalgalıqını bildirdi. Prezident Erdoğan ictimai taratkudaki hesabı da Türkiye'nin halkara alem punktede vazife ödeydiğen tüncü alem sayahatçısı Polkovnik Alper Gezer avcığa orun berilgen bir sin görünüşünü hembeherlep devletlik alem katnışı planımızga asasen tüncü kıtım bir puhrayımızını ilimpen ömeki bilen birlikte alem boşluğuna evetiş nişanımızga yetişke intayin az kaldı. Pahırlan Türkiye deb yazdı. Malum buluşça Türkiye'nin tüncü alem uçukçısı Alper Gezer avcı 18 yanvar keçe Türkiye vaxtı saat 1'den 11 minut ötkende xalqara alem punktiga qarab yolga çıkıdıken. Onun xalqara alem punktida 14 gün vazife ötüşü planlanıvatkan bolup, pen tetkikati üçün alem muhitide bir kısım sınaqlarını elip barıdıken. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşkice, aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.